Herkese merhaba. Bugün yeni bir video serisine başlıyoruz. Bu video serisinde bir motosiklet videosunu baştan sona nasıl yapıyorum bunları anlatacağım. Tüm incelikleriyle beraber. Ama şimdi ben bunu seri olarak yapacağım. Yani birkaç tane videoya böldüm. Neden? Çünkü tek video sığdırabilmem imkansız. Diyelim ki yaptık. O video 1,5 saat olacak. Bu sefer de tabii kimse izlemeyecek ya da işte adam aradığını bulamayacak vesaire, verimli olmayacak. Dolayısıyla birkaç parçaya bölmek en mantıklısı oldu. Bugün işin ilk başlangıcı. Ama bence en değerlisi, en güzelinden motovlogla başlayacağız. Yani GoPro'yu nasıl açısına getirtiriz? İşte mikrofon ayarını nasıl yaparız? Nasıl rüzgar almamasını sağlarız? Ağzımızda konuşurken seslerin nasıl patlamamasını sağlarız? Hangi mikrofon, neden, nasıl? Her şeyden bahsedeceğiz. GoPro'daki ayarları falan da her şeyi konuşacağız. Yani benim bugüne kadar yaptığım hatalardan öğrendiklerim, bu işi nasıl düzgün şekilde yapabiliriz? Bunun hepsinden konuşacağız. Bu bence çok önemli bir şey. Çok değerli bir şey. Çünkü ben bir anlamda şunu istiyorum. Bu sektöre birçok daha insan gelsin ki sektör büyüsün, güzelleşsin. Biz de yeni gelenlerden bir şeyler öğrenelim, kendimizi geliştirelim. Biliyorsunuz boynuz kulağa geçmezse sanat ölür. Dolayısıyla ben boynuzun kulağa geçmesini istiyorum. Her zaman daha gelen arkadaşlar da bir şeyleri öğrensin, daha iyi yapsınlar açıkçası. İstiyorum ki biz de onlardan bir şeyler öğrenelim, kendimizi geliştirelim. Bu video serisini size sunabilmemizde bize yardımcı olan, eskiden müşterisi olduğum, şu anda da kanalımızın destekçilerinden biri olan MSI'ya buradan teşekkür etmek istiyorum. Şimdi o zaman hazırsak video serimize başlayalım. İyi seyirler. Şimdi motovlog kısmına bir gelelim. Bu videoyu nasıl çekiyoruz, ne yapıyoruz? GoPro'yu birçok şekilde montajlamak mümkün. İşte tepeye teletabi gibi koyanlar var. Yan tarafa koyanlar var. Bu yüksek hızda çok ciddi bu arada problem yapıyor. Kaskın yana çekmesi gibi problemleri yol açıyor. Bir de bunun çeneye takılma mevzusu var. En iyisi kesinlikle ama kesinlikle çeneye takılması. Ben daha önceden mesela Sony kullanıyordum. Sony'den onun görüntüsünden çok memnundum ama daha sonra sırf çeneye takabilmek için GoPro Hero 4 Black'e geçmiştim. Sonra Hero 6'ya geçtim. Şimdi de Hero 10 Black kullanıyorum. GoPro zaman içerisinde kendini gerçekten çok geliştirdi. Çeneye takmakla ilgili zamanında ben eski çalıştığım yerde bir video çekmiştim. Onun da linkini aşağıya ilk yoruma bırakıyorum. Oradan gidip izleyebilirsiniz ki çene montajını yapabilin. Senelerdir bunun metodu değişmedi. Aynı şekilde devam ediyor. Şimdi Hero 4, Hero 6, işte 10 falan fark etmez. Ne kullanıyorsanız kullanın. Kesinlikle ama kesinlikle 60 FPS minimum çekeceksiniz. Daha yüksek FPS'ler tabii ki daha güzel oluyor. Minimum 60 çekin. Şimdi bunun da sebebi şu. 30 çeken arkadaş oluyor bu işin tabii farkına varmadan. 30 olunca hareketi tam algılayamıyor. Yani arada böyle bir ghosting dedikleri, işte hareketin flu olması, net olmaması gibi şeyler oluyor. 30 ile 60 arasında uçurum var böyle. Hani kalitede de uçurum var. iPhone'larınızda bu arada kontrol edin. Birçoğu default, yani fabrikadan gelen seçenek olarak 1080-30'da geliyor. Böyle videoyu bir çekiyorsun. Hareketli videolar özellikle çamur gibi oluyor. Hele ki gece falan böyle. Işık tabi orada dağılıyor. Tam keskin yakalayamıyor bunları. Keskinliği de güzel yapabilmek için kesinlikle ama kesinlikle 60 FPS şart. Telefonlarınızı da tekrardan söylüyorum. Kontrol edin ayarlar menüsünden. Burada da bu kontrolü net bir şekilde yapmanız gerekiyor. Çünkü istediğin çözünürlüğü kullan. 60 FPS minimum çekemedikten sonra aksiyon işini unut. Hiçbir şekilde düzgün bir içerik oradan çıkmaz. Hero 4 zamanında ben 1080p kullanıyordum ama şu anda Hero 6'dan itibaren 2.7K'ya geçtim. Şimdi bana diyeceksiniz ki abi Hero 10'un var, niye 4K kullanmıyorsun? Boru gibi çekiyor 4K 60fps'yi. Bunun şimdi 3 tane sebebi var. Birincisi 2.7K 60fps'de çektiğim zaman H264 formatında çekiyor. H265'te değil. Şimdi iki formatın arasında ne fark var dersen H265'i crackli bir Adobe Premiere'de ne yazık ki editleyemiyorsun. Hata veriyor. Bir de işte bilgisayarda çeşitli yazılımların da yine kurulması gerekiyor. Onların kodekleri paralı. Paralı şekilde alıyorsun. Dolayısıyla orada değişik bir olay var. Bir de SD kartımı şişirmiyor. Şimdi SD kartı şişirmediği için ne yapıyoruz? Mesela bazen lansmana gidiyoruz, bir şey yapıyoruz falan. Bütün günü çekmemiz gerekiyor. Böyle olunca SD kartın hızlı bir şekilde şişmesi sıkıntı yaratıyor. Çünkü belki çok güzel bir yere gideceksin ve SD kart dolu, çekemedim, çok önemliydi bu diyeceğim bir şey olacak. Ki genelde biliyorsunuz Murphy kanunu. Ne zaman ki bir şeyi çekemezsin o zaman çok güzel şeyler olur. Bakınız mesela benim 2020 yılında KTM lansmanına gittiğim bir yerde çok güzel bir arazi yeri vardı. Böyle 110'lar 120'lerle uça uça gittiğimiz yer vardı. Hiçbirini çekemedik. Niye? Batarya bitmişti mesela.
Öyle şeyler olabiliyor. Dolayısıyla bunun önüne geçebilmek için maksimum çekim süresini ayarlayabilmek için 2.7K'da kalması önemli. Bir de tabii bataryayı da daha az zorluyor. 4K çekmeye başladığınız zaman biraz daha fazla batarya götürüyor. Şu anda mesela 2.760 FPS'i de 1 saat gibi bunun bataryası gidiyor ki bence oldukça iyi bir süre. Bir de tabii 4K video editlemesi var. Bunu bilgisayara atıyorsun. İşte editlerken şey yaparken makine şişebiliyor. Tabii şimdi ben MSI Codex X5'e geçtikten sonra herhangi bir şekilde kasma gibi problemle karşılaşmadım ama bundan bir önceki kullandığım laptopum olsaydı böyle büyük ihtimal ikiye katlanmış vaziyette bütün fanlar deli gibi çalışıyor. Ben onu editlemeye çalışıyor olurdum. 2.7K'da birazcık daha düşük bir bilgisayarınız varsa bilgisayar rahat biçimde çalışıyor. Bu çok önemli. Yani şu andaki formatımız 2.7 60 FPS ve en geniş açı Super View'da kullanıyoruz. Şimdi Super View yani en geniş açıdan bahsetmişken bunların kendi içinde bir stabilizasyon seçeneği var. Bunu da anlatmak lazım. Stabilizasyonu kapattığınızda hiç kırpma yok kenarlardan. Tamamen her şeyi görüyorsunuz. Fakat en ufak hareketi bile orada ekranda görüyorsunuz. Şimdi motosikletteyiz ne oluyor? Hep böyle stabil bir şey yapmıyoruz. Bir hareket halindeyiz. Dolayısıyla kafamız sallanabiliyor. Sağa sola bakabiliyoruz. Bir şeyler yapabiliyoruz. Şimdi sen aksiyon yapıyorsan, pistteysen falan bununla sıkıntı yok. Hani yine kurtarıyor ortam ama sohbet videosu çekiyorsun. Normal yolda gidiyorsun. Bir şeylerden bahsediyorsun. Kafanın sürekli böyle sallanması, ekranda böyle bir titreşim olması izleyeni yoruyor. O yüzden bu stabilizasyonu bir tık açmak önemli. Şimdi niye bir tıktan daha fazla açmıyoruz? Şimdi sen bunu ne kadar açıyorsan o kadar kenarlardan ve tepelerden kırpıyor videoyu. Hani kesiyor ki hareket ettiğinde oralardan yazılım kendine göre ayarlasın diye bunu. Ne oluyor? Sen motoru sürüyorken ellerin tam gözükmemeye başlıyor. Kenarlardan kesiyor vesaire. Bir de birazcık böyle hafif bir biberliyorsun. Bir iki viraja giriyorsun. Bir şey yapıyorsun. Sen tabii stabilizasyonu sonuna kadar dayadığın için sen aa ne güzel gazlıyorum falan diye kendinden geçerken adam hiçbir şey görmüyor. Hiçbir şey görmüyordan kastım halıda gidiyormuşsun gibi algılıyor. Çünkü stabilizasyonda hareket yok. Yani videoda hareket yok. Video böyle dümdüz duruyor. Dolayısıyla bu stabilizasyonu minimumda açmak. Ufak kafa hareketlerini kurtaracak kadar açmak. En güzeli ben senelerdir Hero 6'dan beri bu opsiyonu kullanıyorum. Hero 10'da acayip olmuş. Yani yeni stabilizasyon gerçekten çok güzel olmuş. Bu yeni işlemciyle bilmem ne Hero 10 işi götürmüş ama bu işe gireceğim ben abi diyorsanız hani minimum alacağınız GoPro Hero 6 olsun bence. Çünkü o ufak stabilizasyon çok şey değiştiriyor ve 2.7K'da 60 FPS'de çekim yapabiliyor. Bundan önce kullandığım Hero 4'ü de ben yine senelerce kullandım ama artık çağ değişti bence. İşte Hero 4'ü uygun fiyata ben bir şey buldum diyorsanız işte günlük bir şeyler yapmak babında yine kullanabilirsiniz ama benim kesinlikle ama kesinlikle önerim Hero 6 olacaktır minimumda. Ben şu anda GoPro Hero 10'a medium mod taktım. Bu GoPro'nun kendi orijinal bir aksesuarı. Ona da Rode marka oldukça pahalı bir mikrofon kullanıyorum. Şimdi bunlar yokken Hero 6'yı kullanıyorken ne yapıyordum? Hero 6'da medium mod gibi bir opsiyon yoktu. Ama ne vardı? Burada 3.5 mm çıkışı yapabileceğim bir çevirici vardı. Ama o çevirici için de tabii şurada yan kapağı açmak durumunda kaldığından ona özel bir case kullanman gerekiyor. Tabii bunların hepsi ayrı ayrı masraflardı ve lojistik uğraşıydı. Çünkü bunları bazen Türkiye'de bulamıyorsun. Yurt dışından getirtmen gerekiyordu vesaire. Şu anda MediaMod beni büyük rahatlattı. Peki bu masraflı yapacak durumun yok. Eskiden de tabii böyle şeyler de yoktu. Mesela Hero 4'te böyle bir şey kesinlikle yoktu. Ne yapıyorduk biz o zaman o çözümde? Telefona bağlıyorduk. Yani telefona ayrı bir şekilde kayıt alıyorduk. Orada da olay şöyleydi. GoPro'da kaydı açıyorsun. Ondan sonra telefonda da ayrı kaydı açıyorsun. İki kaydı birden açtıktan sonra üç kere böyle şaklatıyordun ki ses kaydında da GoPro'da da böyle üç tane yükselti olsun. Sonra bunları ses eşleştirme pardon özür dilerim videoda sesleri böyle eşleştiriyordun ve editingi o şekilde yapıyordu. Sonra tek bir sesmiş gibi bunu hallediyordun ama bu çok fena uğraştırıyordu yani adamı. Şimdi bu işin şöyle bir de bir sıkıntısı vardı. Diyelim ki lansmana gittik, bir şey yaptık. Ben ne yapıyordum abi lansmandayken? Sesi aç, bilmem ne. Orada böyle vakit ayarlamak gerekiyordu ve bütün günü de çekeceksin. İşte bataryaları falan denk getireceksin. Öyle mola yapıldığı zaman herkes mola verirken ben hemen yeni batarya takayım bilmem ne falan uğraşıyordum. Çünkü benim her an sürekli kayıtta kalmam lazımdı. Durdur, bir daha başlat gibi bir seçeneğim yok. Şu anda mesela benim en büyük özgürlüğüm, en rahatlığım şöyle oluyor. Yani bu masrafı, bunu medya modu, işte bu 3.5 mm'yi bu masrafı bana yaptırtan şey benim istediğim zaman kapatıp açabilmek gibi bir özgürlüğüm oluyor.
Bak bu güzel bir masraf. Evet, pahalı ama bu masrafı yaptıktan sonra da çok güzel bir özgürlüğün oluyor. Niye? Mesela yolda sürüyorsun normal. Önünde bir şey oldu. Hemen böyle basıp konuşmaya başlayabiliyorsun. Veya aklına bir şey geldi. Hemen basıp konuşmaya başlayabiliyorsun. Öbüründe işte duracaksın. Mikrofonu ayarlayacaksın. Açacaksın. İşte ondan sonra onu açacaksın falan. Bir zaman geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla o da adamı biraz yoruyor. Bazen böyle ya onunla mı uğraşacağız şimdi moduna girebiliyorsun. Lansmanlarda dediğim gibi mesela lansmanda en büyük problem ne? Bir yere ben bir kere gidebiliyorum. Yani bir yolu böyle geçtik, grupçak bitti. Kafana göre de hareket edemiyorsun. Hani ben kenara çekeyim şunu 2 dakika ayarlayayım da diyemiyorsun. Acaba batarya bitecek mi? İşte bir sonraki molaya yetişebilecek miyiz gibi problemler yaşıyordu. Şu anda öyle bir derdim yok. Yani mesela normal yolda gidiyoruz. Lansmandayız diyelim. İlginç bir şey yok. Bastım kapattım. Ondan sonra böyle çok güzel böyle bir yol geldi. Yine açtım. O güzel yolda çektim. Ne yaptım böylece? Hem bataryamı verimli kullandım hem de gereksiz yere kayıt yapıp saatlerce böyle bomboş görüntüler kullanıp burada edit aşamasında bunları bir de ayırması var tabii ki. Saatlerce o bomboş görüntüde işe yarar kısımları ayırmaya çalışmadım. Yani hem zamandan hem de kafa rahatlığından bayağı bir kazanmış oldum. Günlük vlog çekiyorken de bu yine bence önemli. Yani dışarı çıktın istediğin zaman bastın konuştun falan. Bunlar güzel. Yani sonuç olarak medya mod ve bunun gibi 3,5 mm gibi şeylere para harcamaya kesinlikle değer. Pahalı bir mikrofona da kesinlikle değer. Şimdi onunla alakalı farkları da anlatacağım. Çünkü zamanında bir dolarlık bir AliExpress mikrofonunu senelerce kullandım. Bu Rode ve AliExpress mikrofon arasındaki farklara da değineceğim. Şunu da söylemem gerekiyor. Bu 3,5 mm modunu veya medya modu yaptığınız zaman ayar menüsünde şöyle bir seçenek çıkıyor. Mikrofon işte mikrofon plus gibi bir seçenek var. Ben ilk aldığımda şöyle demiştim. Abi plus'ı seçelim ya bu daha herhalde daha fazla kaliteli falan deyip ben o plus seçeneğini seçmiştim. İşte orada büyük bir yanılma yapmışım. İnternete baktığımda bununla alakalı pek bir şey bulamamıştım. Ne yazık ki GoPro'larda böyle hiçbir şey yok. GoPro bu konuda ne yazık ki biraz kötü. Bu plus ne yapıyormuş abi biliyor musun? 20 desibel daha ses koymuş. Yani ben en ufak gidip dediğim zaman o böyle diye çıkıyordu. Patlıyordu böyle ses. En ufak tiz ses bam diye geliyordu falan. Ben çok 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 önemli bir videom. Bir daha çekemeyeceğim bir videoyu hiç ettim. Heder ettim bundan dolayı. Çok canım sıkılmış. Çok moralim bozulmuştu. Siz böyle bir hata yaşamayın diye ben bunu söylüyorum. Bu arada ses patlaması demişken bu mikrofonu ağzınızın direkt böyle tam kaslı buraya gelecek şekilde yerleştirmeyin. Dolayısıyla patlıyor. Bak mesela şimdi konuşurken de kendiniz bunun testini yapabilirsiniz. Elinizi buraya böyle koyun. İşte P, Ş gibi harfleri böyle çıkartın. Bak fark edeceksiniz ki elinizin üstüne çok acayip parmağınızın üstüne çok acayip derecede rüzgar geliyor. Dolayısıyla bu rüzgarda bu seslerin patlamasına sebep oluyor. Ne yapacaksınız abi? Çok basit. Biraz daha şuraya koyacaksınız. Çene pedinin soluna veya sağına doğru yakın şekilde koyacaksınız. Dolayısıyla P, Ş gibi harfler buralarda patlamayacak. Yani böyle bir anda ses değişikliği olmayacak. Olası bir de mesela biraz hararetlendiniz diyelim. Sesiniz yükseldi. Yine ses burada patlamayacak. Şimdi buradaki kilit nokta şu. Videoyu burada editlerken düşük bir sesi yükseltebilirsiniz. Ama yüksek patlamış bir sese istediğinizi yapın. Geçmiş olsun. Onu orada kurtaramazsınız. Dolayısıyla mikrofonun yerleşimi de kesinlikle önemli. Şimdi her şeyi aradık. GoPro'yu aldık. Medya modu aldık. Mikrofonumuzu taktık. Çekime gideceğiz. Ne yapacağız? GoPro'nun açısını ayarlamamız lazım. Şimdi bu GoPro bak şimdi burada böyle biraz tepeye doğru baktığını görüyorsun. Niye? Şimdi biz motosikleti sürerken kafayı ister istemez biraz eğiyoruz. Bak kafayı eğdim. Ne oluyor? GoPro şu anda tamamen karşıya bakıyor. Böyle olması lazım bunun. Oturuş pozisyonuna göre bunu değiştirmen lazım. Yani bir scooter sürüyorsun. Tabii ki birazcık daha kafayı böyle düz tutacaksın. O yüzden bunu böyle biraz daha düz yapabilirsin. İşte çıplak bir motosiklet süreceksin. Spor oturuşlu bir motosiklet süreceksin. Hop bunu alabildiğin en yüksek pozisyona alacaksın. Çünkü bu sefer böyle oturacaksın. Böyle aşağı doğru bakacaksın. Bunun da olabildiğince karşıya bakması lazım. Şimdi bunun şöyle bir testini yapman gerekiyor. Bir süre sonra tabii buna alışıyorsun. Böyle motora bakıyorsun. Ne kadar tuş aşağıda falan deyip böyle tek seferde ayarlıyorsun. Ama bunun yüzünden de yine birçok videoda benim güzel görüntüyü kaçırmıştım mevcut. Buradaki ana nokta şu. Motorun kadranı gözükecek. Mümkün olduğunca gözükecek. Ama yolda gözükecek. İkisinin tam böyle ortasını bulmak durumundasın. Biraz böyle kadrandan biraz böyle yoldan gözüküyor. Adam ileriyi rahat bir şekilde görecek izleyici. Aynı zamanda kadranı da rahat bir şekilde görecek. Yani senin kendi gözünde görebildiğin o deneyim var ya onu ne kadar yakın izleyiciye yansıtabilirsen o kadar başarılısın demektir. Yani gidip de sen
Motorun kadranı çekersen komple böyle aşağı doğru bakarsa o. Hani bunu gittin dümdüz yaptın. Ne oldu? Kafayı eğdin. Aşağı bakıyor. Tamam eyvallah, yol az bir şey mutlaka gözükür bu geniş açı olduğu için, ama adam gidip motorun deposunu ve kadranı izlerse sıkılır. Veya bu ne biçim şey der. Bu olmaz. Dolayısıyla senin hem motorun yolunu, hem motorun kadranını, hem de gittiği yolu düzgün bir şekilde, eşit şekilde gösteriyor olman lazım. Bu ciddi önemli bir şey. Hele ki böyle yol videosu falan yapıyorsan adam belki manzara izleyecek yani orada. Yani sen çıkmışsın sallıyorum Karadeniz'in yaylalarına, dağ yollarına çıkmışsın, orayı çekiyorsun. E adam bırak da yani bu dağ yolunu bir görsün. Sadece motoru izlemesin. Dolayısıyla adamın o dağ yollarını, gittiğin her yeri, her şeyi sen nasıl deneyimliyorsan olabildiğince buna yakın şekilde deneyimlemesi lazım. Bende mesela iki tane monitörü var. Solda gördüğünüz monitörü ben çok daha önce, yaklaşık 1,5 yıl kadar önce Neon 1 kampanyasından almıştım. Çok da uygun bir fiyata gelmişti. 1100 liraya falan gelmişti orada bir kampanyayla. Gerçekten komikti fiyatı. Bu sağdaki daha pahalı 2K bir monitör. Bu 1080 çözünürlüğe sahip bir monitör, ama ikisi de tabii 27 inç. Biri daha ucuz, biri yaklaşık onun 4-5 katı falan bir fiyata sahip bir model. Şimdi bu iki modelden de şu yönden memnunum. Renkleri doğru gösteriyor. Yani sen uygun fiyatlı bir şey istediğin zaman da MSI sana orada güzel bir monitör veriyor. Pahalı bir şey de alabileceğin zaman da orada tabii çok daha güzel bir şey veriyor. Ben şimdi Forza Morza oyun da oynuyorum. Bunun yenileme hızı falan çok daha güzel. Dolayısıyla oyun oynadığımda bu sağdaki ekran benim için gerekli bir elzem bir şeydi. Neyse, uygun fiyatlı bir şey yaptığında da senin için renkleri doğru gösterecek bir monitöre sahip olman çok çok önemli. Niye? Çünkü sen şimdi insanlara bir şey sunuyorsun, tamam mı? Yani sende referanslar doğru olmalı ki, bunda tabii ses mesle dahil. Referanslar doğru olmalı ki doğru ayarları yapabilesin. Şimdi senin monitörün çok mavi gösteriyordur. Ne yaparsın? Sarıyı da dayarsın değil mi? Sıcaklığı dayarsın. Ama sen şimdi renkleri doğru gösteren bir monitöre geldiğinde görüntü sapsarı gözükecek. Orada da bence video kötü olacak yani. O video orada kötü olacak. Dolayısıyla sendeki referansın doğru olması, son izleyiciye gidecek videonun da doğru olması konusunda çok 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 önemli. O yüzden iyi bir monitöre, renkleri güzel gösteren, doğru gösteren bir monitöre yatırım yapmak. Eğer ben bunu bir iş olarak yapacağım diyorsanız bence mantıklı. Bu arada MSI'dan monitör alana Dying Light 2 oyununun Steam kodu hediye geliyor ve monitörü satın aldıkları yere yorum yazarsanız üstüne bir de 350 liralık Steam cüzdan kodu kazanıyorsunuz. Bilgisayar aldıysanız yine Dying Light 2 kodunu alıyorsunuz. Yorum yapınca bu sefer 500 liralık Steam kodu kazanıyorsunuz. Hem bilgisayar hem de monitör aldıysanız 350 artı 500 TL kodunuz oluyor. 850 lira. Allah bereket versin. Ben yıllarca 1 dolarlık bir AliExpress mikrofonuyla kayıt yaptım. Tamam, sesi bir şekilde kaydediyordu ama bir gün arkadaşımdan bir Rode mikrofonunu ödünç aldım. Kullandım. Aradaki fark inanılmazdı. Yani gerçekten sesin kalitesinde çok fark vardı. Tamam, evet, 1 dolarlık mikrofon da iş görüyordu, kaydediyordu. İşte ben arada bir şey çekeceğim diyorsanız 1000 liraya Rode mikrofon almak gereksiz bir harcama olabilir. Bu sonsuz derecede kabul edeceğim, saygı duyacağım bir olay. Ama ben işe kalite koyacağım diyorsanız böyle bir mikrofon almak mantıklı. Ben bunu aldıktan sonra ses rengimin, ses kalitemin daha bir net olduğunu, daha bir iyi geldiğini fark ettim. Aradaki farkı şimdi size dinleteceğim. KTM 250 Adventure'ın ilk sürüşünden herkese merhabalar. Aslında bu bir ilk sürüş değil. Spor motodan alıp eve giderken bir video daha çekmiştim ama SD kart hata vermiş. Ben de hemen ertesi gün böyle kar yağmış olmasına rağmen sizler için tekrardan yola çıktım. Uzun zamandır test etmek istediğim motosikletlerden biri olan Envy Agusta Turismo Veloce'nin ilk sürüşüne hoş geldiniz. Çok uzun zamandır ben aslında bu motoru merak ediyordum. İlk sürüşümü, ilk hislerimi sizlerle beraber yaşamak istedim. Biraz böyle etrafına döneceğiz, özelliklerine bakacağız. Şu güzellikten biraz bahsedeceğiz. Ondan sonra yola çıkacağız ve kaç yapıyor, ne oluyor hep beraber deneyimleyeceğiz. İyi seyirler. Mikrofon sesleri arasında kaliteyi ilk başta anlamak biraz zor gelebilir ama emin olun özellikle konunun içine rüzgar girdiği zaman bu iki mikrofon arasında bariz bir fark var. Uçuk bir fark oluyor. Dolayısıyla bence bu parayı vermeye kesinlikle değer bir yatırım, değer bir adım. Ben kaliteyi yukarıya taşıyacağım diyorsanız bence bu gerekiyor. Gelelim rüzgar sesi konusuna. Bu hepimizin en büyük problemi. Yani bir içerik üretmek isteyen insan
Geliyor mikrofon falan takıyor. İçeride o kıyamet kopuyor. Sen şimdi istediğini anlat. Adam içeride rüzgar sesi varken bunu izlemez. Yani sen o adamı onu izletemezsin. Çünkü adam kulağı yoruluyor, kafası yoruluyor. Tabii ki bunu edit aşamasında programda gidermenin bazı yöntemleri var. Bundan da bahsedeceğiz, bunu da halledeceğiz. Yani birazcık rüzgar sesi geliyor diye çektiğiniz video çöp olmaz. Ona da bir ayar çekeriz, onu da anlatacağım bir sonraki seride. Onda ince güzel nüansları var. Burada yapmamız gereken fiziki müdahaleler de var kaska. Şimdi hemen ondan bahsedeyim. Önce bir çene pedimiz olacak. Diyelim ki çene pediniz yok veya burada görmüş olduğunuz üzere yeterince uzun değil gibi bir durum var. Şimdi ben burada ne yaptım? Bak, siyah duct tape ile ben buraya çene pedi yaptım. Evet, biraz kötü duruyor. Hani RA7'de bu yapılır mı abi dersen kabul, eyvallah, ama ben düzgün bir ses almak istiyorum. Şimdi ben bunu yaptım, ne oldu? İçeri hiçbir şekilde rüzgar gelmiyor. Bak, bu çok önemli. Direkt olarak rüzgar hiçbir şekilde içeri girmiyor ve mikrofona vurmuyor. Bunu temizlemen lazım. Yani hele ki genellikle uygun fiyatlı kask kullanılıyorsa oralarda hiç çene pedi olmuyor. Hiç çene pedi yoksa ne varsa içeriye giriyor. Sen şimdi buraya mikrofonu koyuyorsun ama buradan haşır haşır mikrofonun üstüne ses geliyor. Dolayısıyla orada bir problem yaşıyorsun. Bu ne yazık ki bütün içeriği hiç ediyor. Buna ek olarak kesinlikle böyle bir dead cat, yani işte mikrofon tüyü mikrofonun üstünde olacak. O da olası üstüne birazcık gelen rüzgar vesaire bir şey varsa onu orada elimine eder. Direkt rüzgarın mikrofona vurmasını engeller. Bunun dışında benim çok ince bir detayım var. O da Decathlon'dan alınan Polar Buff. Şimdi Polar Buff'ın ne alakası var abi diyebilirsiniz ama Polar Buff şöyle bir işe yarıyor. Kaskı giydim. Pardon, özür dilerim. Polar Buff'ı taktım. Kaskı giydim. Sonra ben bu Polar Buff'ı çene pedinin içine doğru salıyorum ucunu. Şimdi ben bunu saldıktan sonra da kaskı böyle bağlıyorum. Ne oluyor? Rüzgar buradan geliyor. Çene pedini vuruyor. Çene pedinden de aşağıya gidiyor. Yani içeriye hiçbir şekilde giremiyor. Burada bizi patlatacak tek şey motorun önünde bir cam olmaması ve bütün rüzgarın direkt olarak kaska geliyor oluşu. Yani bu rüzgar kaska geliyorsa direkt olarak ne yazık ki bir uğultu sesi yapar. Bu uğultu sesi de ister istemez tabii videoda çıkar. Onu da sonradan editte biraz böyle kısarak halledebiliriz. Problem olmaz. Yani kaskın içine direkt olarak rüzgar gelmediği sürece bir videoyu her şekilde kurtarırız. Her şekilde hallederiz. Bu yöntemlerle de kaskın içine girecek direkt rüzgarı bayağı bir elimine ederiz. Yani şu anda motovlog çekeceğim diyen bir insan benim bu anlattıklarımdan sonra çok güzel üst düzey 10 numara bir motovlog çeker. Ne ses problemi yaşar, ne görüntü problemi yaşar. Hiçbir problem yaşamadan bu işleri halleder. Evet, gördüğünüz gibi biraz böyle uğraş istiyor, biraz yatırım istiyor ama bu işten keyif alıyorsanız bence bu yatırıma değer. Yatırım demişken şunu unutmamak lazım. Yedek batarya almanızı ben kesinlikle öneriyorum. Yani çıktınız yola, bir şeyler çektiniz. Biraz daha bir şey çekmek istiyorsun. Batarya bitti falan. Orada gidip bataryanın şarjını bekleyecek halin yok. Dolayısıyla yedek batarya şart. Ben bunu AliExpress'ten aldım. Direkt kendi GoPro'nun yedek bataryaları değil. Bunlar yan sanayi diyebileceğimiz bir batarya ama bence GoPro'nun bataryalarının hiçbir farkı yok. Onlar da bir saat gidiyor, bunlar da bir saat gidiyor. O yüzden bir problem, sorun göremedim. Aylardır da kullanıyorum. Bu da yine kendi onun şarj kutusu. Arkada bir Type-C çıkışı var. 3 tane bataryayı buraya takıp şarj edebiliyorsun. Bunun benim için şöyle bir avantajı var. Biten bataryayı lansmanı değiştirdikten sonra sırt çantamda powerbank'ten o bitmiş bataryayı da yine şarj edebiliyorum. Yani sürekli bataryalarım dolu durumda kalıyor. Bu benim için çok 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 önemli. Çünkü kaç tane bataryanın bana o gün lazım olacağını bazen bilemiyorum. 3 tane bataryayı komple bitirmiş olduğum gün de var. İşte 2 tane bataryayla bitirmiş olduğum lansman da var. Bunların hiçbirinin yetmediği, işte bir daha en baştaki bataryaya geçmiş olduğum lansman da var. Dolayısıyla bu önemli bir detay. İşte uzun yolculuğa vesaire bir şeye çıkıyorsanız falan böyle yedek bataryanızın yanında olması önemli. Bu bence değecek güzel bir yatırım. Valla gördüğünüz gibi motovlog da olsa bu iş acayip derecede emek istiyor. Daha işin inceleme videosu çekme kısmı var. Editlemesi var. Bunlar apayrı bir yerler. Bu videonun bu kadar uzun olmasını ben de beklemiyordum ama kusura bakmayın çok uzun anlattıysam ama bütün ince detaylardan ben motovlog yapacağım diyen her birinin bu videoyu izleyip bütün ince detayları, her şeyi öğrenmesini istedim. Çünkü benim zaman içerisinde yaptığım hataları kimsenin yapmasını istemedim. Hani biz bu hatayı da çözelim, şunu da şey yapalım derken bayağı bir uğraştık ve bu kadar uğraşmak istemeyen insan olabilir veya şevki çok çabuk kırılan insanlar olabilir.
Ben onların da güzel kalitede bir şeyler yapmasını açıkçası istiyorum. O yüzden anlatabildiğim her şeyi bu videoya sığdırdım. Valla şu an için benden bu kadar. Daha sonraki serilerimizde yine beraber görüşeceğiz. Daha işin şimdi inceleme çekme kısmına doğru gidiyoruz. Oradaki kamera tekniklerini falan anlatacağız bir sonraki seride. Ben şimdilik yoruldum. Şöyle bilgisayarıma doğru dönüp biraz Forza oynamak istiyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.